Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e Liberty City'ye Niko Bellic'in talihsiz yaşamına baştan hoş geldiniz. Sorabilirsiniz Serdar ahamaları, efendim maları. Hayda. Yeni başladık be. Yeni başladık be. Ya kardeşim hiç mi rahat vermeyeceksiniz ya? Şurada doğru düzgün bir intro yapamayacak mıyım ya? Doğru düzgün intro yapamıyorum. Doğru düzgün outro yapamıyorum. Sürekli müdahale ediyorsunuz. Neden şey oldu? Ne oluyor ya? Aa dur. Acaba bunu kullanabiliyor muyum? Oluyor mu? Bu oluyor mu? Donadan dur. Aha yay. Dimitri, Allah kahretsin seni Dimitri, dur. Ne olan? Dur. Oku. Kısa mesajlar. Bu resmi sana göstermek istedim. Kuzeninle ilgilen arkadaşın. Allah senin belanı versin Dimitri. Tam senin hakkında düşünüyordum. Bu şeyden önce. Neyse. Ahbaplarım hoş geldiniz. Baştan hoş geldiniz videoya. Şöyle küçük bir talihsizlik oldu. Çoktan beridir de GTA 4'e girmiyorduk. Ama artık GTA 4'e girdik ve GTA 4'e oynayabiliriz. Neyse. Evet. Geçen videoda mikrofon sesi almamış. En azından mikrofon sesini almamış. Bilmiyorum. OBS mi almadı, mikrofon mu almadı artık. Geçen videoda şunlar oldu. Playboy sizlere ömür. Başından küçük bir kaza geçti. Artık Dwayne'le beraber çalışıyoruz. Playboy X sizlere ömür olmuşken evi de bize kaldı. O hoş oldu, güzel oldu. Nico neydi ya? Carla mıydı? Şu kızın adı. Nico'nun takılmaya başladı geçen bölümlerde. Neyse onunla beraber yine korku filmi izlediler. Nico o yüzden mutlu bir insan. Olur da bu bölümde bizi ararsa yine takılırız. Mülteciye yardım ettim. Niko yine iyi bir Amerikalı olup, iyi bir vatandaş olup ülkesine gelen yabancılara yardım etti. Belki bu yabancılar bakarsın ülkeye katkısı olur diye. Çünkü böyle bir düşünce var hakikaten. İnsanlar böyle düşünebiliyor. Her ne kadar tam tersini düşünmeye meyilli olsalar da ben de orada küçük bir ahlak dersi verdim. İşte bakın ha bu gibi ülkemizde de oluyor böyle şeyler. Bu insanları dışlamayın. Kucaklayın. Çok iyi yerlere gidebilir her şey falan filan diye. Tabii bunların hiçbirini almadı mikrofon. Ayrıntılı bir şekilde şey yapacak diye böyle özet geçeyim dedim. Başka bir şey olduğumu hatırlamıyorum ha. Sanırım bir de dedektifle ilgili görev yaptık ama ondan önceki görevde mi olmuştu? Ha şu anda kontrolörle oynuyorum oyunu. Kontrolörlerle araba süreceğim. Çatışmalara ise normal şeyle gireceğim. Çünkü abi araba sürmek çok keyifli ya kontrolörle. Neler kaçırıyormuşum ben. Neyse öyle yani. Aha çarpmadım, okey. Okey, dur. L1 geriye bitmek. Tamam, bu el feneri, okey. Ay, burası çok hoş bir yere benzemiyor. Ben arabayı şey mi yaptım, götürsem mi gerçekten? Bak abi, etrafta şu patlayıcıları görebiliyorum. Burada çatışma çıkacak, çok net. Hemen burada yani çatışma çıkacak. Ve arabayı geri çekiyorum. Şöyle çekeceğim. Hatta dur şuraya gölgeye çekeyim de. Güneş vurmasın. Daha sonra dönerken şey olmasını istemeyiz yani. Çok ilginç ha. Şeyde kulaklığa biraz ilginç geliyor ses şu an. Neyse. Tamam. Kontrolörü bıraktım. İn bakayım Niko arabadan. Ay şeyimiz de yok. Ha bu arada artık AK-47'miz falan falan var. Ama bilmiyorum daha önce de var mıydı? Veya belki bu kadar var mıydı? Hiç bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. GTA 4'e dönmeyeli uzun zaman oldu arkadaşlar. Ama şimdi döndük ve Niko şey gibi etrafı... bu ne? Bu ne lan? Aha! AK-47. Tamam hadi bunu alalım. Oyun bariz bir şekilde bunu almamızı istiyor. Selam, sen kimsin?
Ay. Sen çok yazık bir yerde duruyorsun ya. O şerefsiz öldüreceğim diyor. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. Bol bol kurşun geçirdik. Metro 2033'teki gibi şey yapacağız, ödeyeceğiz. I'll get you the money, just not that way. Evet, evet. How much I wear, there is still a chill in my bones. I'm with you. Selam. Sen ölüsün abi. Sam sen ölü değilsin. Seni daha sonra öldüreceğiz. Sen çok yanlış yerde duruyorsun. Siz ölmediniz mi be? Niko nasıl vuruyorsun be hacı? Hocam iyi vuruyorsun. Rastgele of. Şu skill'lere bak ya. Ayağını gördüm senin, topuğunu gördüm. Niko o çelik şey. Ne olduğunu bilmiyorum, çelik bir şey. Seni göremiyorum ben. Çok net bir şekilde. Kardeşim seni de dur halledeceğiz. Dur dur hadi Niko çık oradan. Niko çık oradan. Yapma. Aa daha fazlası mı geldi? Sanırım. Abi headshot atmıyor muyum ben ya? Yanlış. Oha atış ediyor. Ya onlar. Bunlar nasıl parçalanıyor bu kadar kolay abi? Bu binayı taşıması gerekmiyor mu bunların ya? Ha şu çelik mi taşıyor acaba binayı asıl? Okay. Ama yani şu betonların niye dayanması lazım değil mi abi? Alça gibi nasıl sökülüyorlar öyle ya? Dur onu şimdi almayalım. Lan! Hiç vuramadın Niko. Hiç vuramadın. Cousin. Hey. Hocam 3 şeye bulaşılmaz. Aile. Ay. Acına bir son verdim senin. Yok dur. İn lan aşağı. Neresin lan? Ha gördüm seni. Öldüm. Ölmedin mi? Hayır bu başka birisi. Oraya atabiliyor muyum bomba? Aa ulan dibimdeymiş herif. Dur. Niko. Çık oradan Niko. Ses soldan geliyor ya. Ya bana Rusça konuşma ulan. Bizde de Sırpça var işte. Ulan tüh kaçırdık şansımıza. Bu gerizekalı nereye açtırıyor ya? Kafayı çıkarsana hocam. Tuttuğun adamlara bak ya. Aa okey burası çok şey değil. Hoş bir yer değil. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şuraları saklanamıyoruz değil mi? Atlas gibi. He. You have me. I'm yours. Oy. Oy evet. Oğlum. Daha hoş hissettiren bir silah buldum. Ya ben sizi göremiyorum abi. Silahlar gitti ya. Allah kahretmesin. Ben bu insanların silahlarını alacaktım hep. Neyse belki şunları şey yapıyordur. Evet kimse bizim aileye bulaşamaz. Siz
3 yanlıştan birisini yaptınız. Hepsini yaptınız. Çünkü 3 yanlış da aynı. Çünkü burası Balkanlar. Ulan hiçbirinin silahı kalmamış be. Silahınızı da alamadım ha. Çok sinirliyim şu an. Ay şu yanlış. Abi. Selam. Yanlış hareket. Ne diyeyim? Yazık yani, sen de öyle oradan çıkmaya çalışmışsın ama. Bakın, arkadaşınızı öldürdüm. Öldürürüm yani, acımam. Silahın var mı? Var. Neredesin lan? Sen patlıyor musun? Hayır. Ama sen patlıyorsun. Neresin lan sen? Ha. Aa, iki kişiler. Aa, çok kişiler. Abi nasıl bir kalede ya burası? Ulan çıkırık bir adamı şey yaptınız ya, esir aldınız sadece. Rehin tutuyorsunuz. Rehin tutuyorsunuz. Yani bu kadar şey. Ya maddi değerim bu kadar değil ya. Oy. Çok yanlış stratejik tercihler bunlar. Yok abi, seni test etmiyorlar şu an, merak etme. Biz onları test ediyoruz ve... Aha! Hühühühü! Ehehehe! Ya hocam bu neden ya bu? Bu ne kadar güzel bir silah ya. Ay, yukarı çıkayım değil mi? Dur, şuradan hepsini halledeyim yavaş yavaş. Muha... İyi yaptın. Perfect shot. Ya ben buraya üzerinde hiçbir şey olmadan geldim ya. Utanın kendinizden biraz ya. Düştüğünüz şu hale bak ya. O kadar silahınız var, şeyiniz var. Sen şimdi reload yapacaksın. Kaçından vururlar böyle. Sen bir öl bakayım. Aşağıda silah mı kaçırdım, yok. Tamam, bu sadece mermi veriyor bana. Öyle bir şey yapmayacaksın. Ya ben buradan Roman'la kaçacağım ya da... Selam! Ay, adamın pompalısı vardı ha. Öldürürdü bizi var ya. Tam da şey diyecektim. Ya burayı yıkarım ya da buradan romanla çıkarım diyecektim. Çok gerçekçi bir şey demiyormuşum. Yani. Selam. Siz. Neden? Neden abi oraya şişe gibi dizildiniz? Böyle salaklık mı olur? Sen bir şey misin? Hayır. Neyse, bu salaklıkları kullanacağız. Şimdi o tarafa gelirim ama şurada bir şey var mı acaba? Çünkü bir şey var gibi görünüyor. Yani bir şey yokmuş şurada. Bir can var. Neyse, alayım. Şimdi ben Roman'ı aldıktan sonra burası şey olur mu? O kadar fazla bir eksiğim yok zaten. Wow. Akıllılar. O şey değilmiş. Wow, çok akıllıca. Şu ana kadar yaptığınız... Hadi canım, bu bir tuzak mıydı? Ah ah, tuzağa düştüm. Ah tuzağa düştüm. Ah, nasıl da tuzağa düşüyorum. Otur lan yerine. Öldür lan herif. Aşağıda mısın? Aşağıda olma. Sen patlamıyorsun değil mi? Ya patladı ya şerefsiz. Ulan ben ateş ettiğimde patlamadı az önce. Şike yapıyorlar. Kıskanıyorlar bizi. Proje. Niko Bellic bir proje. Balkanlar projesi. Sovyetler tarafından yollandı buraya. Rusya tarafından yollandı.
Ha iyi. This is not so good, cousin. You are Niko Bellic. Turn around and walk away, or your cousin is dead. I am not a fool. He, iyi konuştun. İyi şeyler dedin ama benim çok konuşasım yoktu. Ben sessiz bir insanım. Yaman. Bir de ondan uğraşacağız ya. Yok mu abi? Tamam, seni eve götüreceğim de dışarıda sirin seslerini sen de duydun herhalde. Bir de onunla şey yapacağız değil mi? Adamlar sormayacaklar mı? Hocam neden burada 200 tane ölü var diye. 200 ölü olabilir abi burada. Ya bir 40 tane vardır yani en azından. Neden burada 40 tane cansız beden, 40 tane ceset bulduk diye sormayacaklar mı? Ha sen kestirme yoldan götürüyorsun. Güzel güzel işe yarıyorsun, aferin. Buna mı binsek? Tamam hadi buna bin. Çok hantal bir araba ha. Hah! Hadi 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 hadi. Arkadaşlar araba çalışmıyor şu an. Araba çalışmıyor lan. What happened, Roman? Araba çekmiyor şu an. You've been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Ya gerizekalı. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never. Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohem is not safe. I'm going to get this place. Beni öyle istiyor da yani senin de şeyin de yaktı yani taksini ve evini falan. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Halledeceğiz karşım. Oha. Sanırım burada ilk plan şeydi. İlk plan kavganın, çatışmanın dışarıda olmasıydı çünkü çok fazla. Aha! Patlayacak diye ödüm koptu. Çok fazla patlayıcı var dışarıda. Yani tam bir çatışma şeyi aslında ama yapmamışlar. Neyse, polisler sonradan gelecek sanırım. Aa, çok keyifli abi. Kontrolörle araba sürmek inanılmaz ya. Ama oynayamam yani. Kontrolörle olsa az önceki yeri 40 defa baştan tekrarlamıştık. Ama kamera bir tuhaf yani. Onu önceden söyleyeyim. Yok abi, yok yok. Dışarı çıkma. Görüşürüz. See you later, alligator. Çok keyifli ya. Neyse dur, kamerayı bırakayım ben. Kamera bana göre şey yapmasın. Zaten şu an başımız belada değil. Rahat rahat şey yapıyoruz. Neyse evet. Böyle yani. Geçen bölümde bir şeyler oldu. Ben de bayağı konuştum aslında. Keyifli de bir bölümde ama bir mikrofon şey oldu. Canım da sıkmadı değil. Çünkü 40 dakikalık 50 dakikalık videoydu, kayıttı. Nasıl şey yapsam diye bir düşünmüştüm. Eğer istiyorsanız işte geçen bölümde GTA 4'te geçen bölümde diye falan diye ilginç bir bölüm olarak da yapabilirim yani. Bu kaçıncı bölümse artık. Bundan önceki bölümün buçuklusu olur. Böyle 13.5 falan ya. 3.5. Niko 3.5 attı gibisinden rüya yok. Buraya gelmemize gerek yok ya. Bizim 7 yerimiz var. Neden bu kötü yerde kalıyoruz ki biz artık? Bruce Lee'nin görevlerini de mi bitirmiştik? Yoksa ondan önceki bölümde miydi? Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Richman and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what am I going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal crime. Ayrıca burada yaşamayı da bırakalım bence. Spending all our money. Yeni yerimiz var. Daha güzel bir yerde, daha güvenli bir yerde. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone! I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give a guy a break! Okay, okay. Sokağın ortasında bağırıyorsunuz şu an. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Niko.
lot. Thank you. Thanks. Kayrat, Kayrat. Enter. You gotta listen to me. You gotta hear me. Are you listening? Tamam, dinliyorum. Bunlar gerçek değil diyor. Hepsi yalan. Ne? Görüşürüz hocam. Tamam, dedik ki içme sularımıza şey koydular. Bu ne lan? Bilinmeyen kişi. Bu Francis McCreary. Bu Peggy McCreary. Peggy McCreary'e bir gidelim ya. Gitmeyelim mi? Bir gidelim Peggy McCreary'e. Gidelim bakalım neler var neler yok. Bir öğrenelim, bir şeyler yapalım. Ama hiç konuşmadık zaten. Hadi bakayım. Adam diyor ki içme suyumuza küçük küçük robotlar koydular. Tuvaletlerimize ajanlar koydular falan. Ya abi. Bazı şeyleri fazla mı kullanıyorsun acaba? Neyse. Efendim Dwayne. Burada mı? Ben Dwayne diyor. Başka şeyler yapmaya başladım diyor. Bowling çok bilmiyorum diyor. Tamam hadi lan bowling'e gidelim. Tamam, bowling oynamaya gidiyoruz o zaman. Okey. Seç. Dwayne'le bowling oynamaya gidiyoruz. Zoom yaptım. Yaptığım hareketleri söylüyorum çünkü bazen aptal aptal şeyler yapabilirim. Şu an Dwayne'le arkadaşsınız. Aktivite yapmak için bir... Dwayne'le tabii ki arkadaşız. Adam için başka bir herifi öldürdüm. Neyse tamam gidelim hadi. Dwayne'le bowling oynayalım. Ne olacak ki? Başımıza ne kötü bir şey gelebilir ki? Lan! Bir durun. Bir sakin. Bir sakin. Aha Roman'dan. Ne yapacağız ya bunu? Nasıl şey yapacağız? Lan dur lan! Geri bin. Hah. Oku. Orada bir tarafımı kolladığın için teşekkürler. Motor sikletli beni Ruslar için kaçırdığında... Motor sikletli mi? Nereden şey ineceğiz ya? Son saniyelerimi yaşıyorum sandım. Sen bir kahramansın. Roman. İyi hadi bakayım. Evet ben bir kahramanım. Neyse, gidelim bakalım. Neyse Dwayne. Evet. Dwayne'le bir ilgili bir şeyler yaptık. Dwayne'in eski sevgilisine yardım ettik. Ondan sonra Dwayne bize dedi ki hocam ne yapıyorsun? Hani böyle. Ya, atar da yapıyor şerefsiz ha. Biraz yaşlanmış yani. Onun şeyini yaşıyor. Böyle diyor ki sen benim sevgilime takılıyormuşsun. Sevgilinle falan takılmıyorum kardeşim. Yardım ettim. Adam bir de şey diyor. Bak diyor ben bu iş böyle işleri yarım bırakmam. Ha, efendim Bruce'i. Okay, Bruce, efendim Bruce'i. Yok, teşekkürler Bruce'i. Yani sözüm var Bruce'i kusura bakma. Seni sevmeyeceğin tiplerle takılıyorum. Biraz eski kafalı tiplerle takılıyorum. Çok kavga edersin. Hayır ya, aramız bozulmasın ya. Hayvan herif, senin için çok iş yaptım. Güzel mi yani bu? İyi bir şey mi yani bu? Kötü bir insansınız. Hedefe vardınız. Gel bakayım. Yeni kontrolümü beğendin mi Dwayne? Heyecan. Dur. Bowling nerede? Ulan neden? Neden kocaman Liberty'de New York yani iki tane bowlingci var. Bu insanlar bowling oynamayı bilmiyormuş. Hapiste vakit geçirdin mi? Ya o kadar şey yapmadım ama. İlk önce çok endişeli oluyorsun diyor. Ortam kötü yani. Birisi sana bir şeyler yapacak gibi falan duruyor. Sonra böyle şeyler normalleşiyor. Yani bir şey olmuyor. Endişelenmiyorsun. Çevreye adapte oluyorsun. Elinden gelen en iyisini, yapıyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun işte. Bir süreden sonra problem değil artık bu. Fark ediyorsun ki sorun şu aslında her şey aynı. Dışarıda da aynı, içeride de aynı. İster kadınlarla olsun, ister kendinle olsun.
Ya paran olsun olmasın, hepsi aynı oluyor. Hayat her şeyi aynı şeyler yaşıyor aslında. Umursamayı bırakıyorsun. Biliyorum diyor Nico. Zor. Bütün bunları nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Artık nasıl umursayacağımı bilmiyorum. Deliklerime bak diyor. Çok zavallıca. Sakin ol ihtiyar, sakin ol. Umursarsın. Sen de zamanla bir şeyleri umursarsın. Akışına bırakacağız. Akışına bırakmak çok önemli. Siz de akışına bırakın ahbaplarım. Ya zamana gelince akışına bırakın. Öyle söyleyeyim. Ha ne diyordum ben he? Ya abi bowling. Neden kocaman şehirde 3 tane bowlingçi var ya? Tabii bu insanlar internette takılmaktan, birbirlerini vurmaktan, araba sürmekten çok bowling oynayacak vakit bulamıyorlar anlıyorum. Birbirlerine kazık atmaktan ama. Lan lan! Hocam ben bir şey yapmadım. Benim tek suçum kumanda kullanmaktı. Dur gelme. Bowling oynayacağız biz. Biz bowling oynayacağız. Bowling oynamaya gidiyorum ben. Polisler arkamda ama. Okey mi? Buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum. Nereden gireceğim? Buradan mı giriyorum? Selam. Tamam şu an giremiyormuşuz çünkü peşimde polisler var. Mantıklı, rasyonel bir düşünce. Benim hala orada olduğumu düşünüyorum. Ya abi. Neden böyle bir şey yapıyoruz ya? Hadi bakayım. Acaba kontrollerle polisleri peşimden atabilecek miyim? Atamayacağım. Bu arabanın içine edeceğim ha. Bu arabanın çok sağlam içine edeceğim. Gelmeyin lan peşimden. Bırakın peşimi. Ya bir şey olma, adam bana çarptı ya. Kontrollerle sürüyordum abi. Allah kahretmesin adam. Ya nasıl gördün hocam sen beni ya? Abi neden her yerde polis var ya? Tamam kardeşim vazgeçtim. Biraz gaza basalım da buradan çıkabiliriz belki. Polis. Allah kahretmesin. Bir şey. Evet Dwayne haklısın. Abi yok öyle bir şey ya. Ya hakikaten kontrollerli araba sürmüyordum ya. Bu şehirde kontrollü lan her yerde polis var. Bu şehirde kontrollerli araba sürmek yasak arkadaşlar. Etki altında sürmüşsünüz gibi oluyor yani. Etkiliyor tabii. Hayır. 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 Oh. Oh. Allah kahretmesin siz ya. Bowling'e gideceğim ya. Bowling'e bile gidemiyoruz bu şehirde ya. Daha rahat süreceğim arabayı. Ulan sadece bowling'e gideceğim ya. Başka bir şey istemiyorum ama polislere bak. Neyse. Liberty'li polisi deyip geçeceğim. İşte bunları protesto ediyorlar Amerikalarda şu an. Hayır, orada boyut daha fazla. Ama bundan daha büyük işler dönüyor da. Neyse anladınız siz. Şöyle şuradan geçebiliyor muyum? Birisi yok çünkü. Ezilecek yağ yok. Okey. Atla. Okey. Yine ucundan kurtardık. Evet arkadaşlar şeyi de söyleyin yani. Böyle mi daha iyi oluyor? Klavyeyle mi daha iyi oluyor izlemesi? Daha keyifli oluyor. Onu da belirtmeyi unutmayın. Benim için çok da fark etme açıkçası. Yani klavyeyle de şey böyle de biraz farklı oluyor. Bir hoş oluyor. Yazın yani yorumlarda. Neyse. Öyle. Sonra şu bowling oynamaya gidelim ya. İşte Dwayne'le Little Jacob'ın şeyi biraz böyle. Böyle ikisi de iyi bir arkadaş ikisi de. Öyle. Aman abi çok hızlanmayalım. Şimdi yine birisiniz çarparız. Ben şöyle park ediyorum arabayı. Bir de sanırım kontrolleri oynayınca şey biraz daha belirgin oluyor. Sanki gerçekten dümenin başındaymışım gibi falan hissettiriyor. Bowling sana 10 dolara patladı. Pahalı ya. Hayır. Hayır.
Ham oyun oynamak için patlı. Evet. Liberty Lanes. Okey tamam dur. Burada normal şeye geçiyorum. Mouse and keyboard'a geçiyorum. Şuraya geçelim abi. Ay bowling oynamayı özlerim ya. Uzun zamandır bowling de oynamıyorum. Böyle iyiyiz herhalde. Hazır pozisyon seçmek için DMB. Çalışmıyor yok. Şu an şey çalışmıyor. Aha çalıştı. Çok yavaş gidiyor. Sarım strike. Tüh. Tamam okey. Okey Nika. Çok tuhaf bir bowling oynuyoruz şu an. Okey. Tamam bu okey. Pozisyon almak için. Oha bunu daha iyi. Okey güzel. Bakalım Dwayne ne yapacak? Yap bakayım Dwayne. Nasıl oynadığını bir görelim de. Ona göre şey yaparız. Wow pro player. Tamam geçiyorum Dwayne senin şeyine. 8 mi? Ha spare yaptın sen de okey. Boom. Ulan tüh be bir tanesi kaldı. Fena değil diyor. Fena Nico fena. O da siliyor yani şeyi. Scoreboard'u. Yaptık mı? Yaptık. Bunda çok daha kolay ha. Mouse böyle ara sıra bazen yavaş gidiyor, bazen şey oluyor falan. Aa, strike yaptı şerefsiz. Hadi biz de yapalım. Bebeğim. Yaparız. Aa! Aslında bir tane daha yapabiliyor muyum? Tüh be, olmadı. Bakalım 39'a 20'yiz ama o böyle strike yaptığı için biraz şeyiz yani. Hadi. Yay. Hadi. Mouse'lu olsa bunları atamazdım bu arada. Çok ilginç. 142'ye 154. Hadi bakayım. Hayır. Hadi be. Oh. Oh hadi. Hadi Nico. Hadi aslan parçası. Rekabet kızışıyor. Şu an kızgın bir rekabet var. Tüh yanlış attım. Doğru atmışım. My bad. Kazandı sanırım Nico. Yani strike yaptığına göre. Sıkarsın sen de yap lan. Sıkarsa sen de yap. Bak. Ne yapıyorum? Bak. Bak. Bunlar hep büyücülük. Bak. Nico the Dark Magician. Bak ne yapıyor. Kesinlikle hiçbir şey yapamadım. Çok kötü oldu. Oh kazandım. Oh. Neden? Hayır. Çıkıyoruz. Yok şey yapmıyoruz. İkinci bir oyun yok. Ne oldu lan? Hah. Çık. İlk kazandın diyor. Tamam evine bırakırız. Ya işte böyle kazanırlar Dwayne öyle şey olmuyor yani. Biz hapiste şöyle yaptık böyle yaptık. Ya sen ne adamsın ha? Bowling'a giderken hapiste yaşadığın karanlık zamanları anlatıyorsun. Ne bileyim abi içmeye gittiğinde falan at. Ya şöyle ne bileyim sahile gittiğimizde falan at. Böyle bowling'a giderken mi anlatıyorsun sen genelde? Yoldan çekilirseniz çok mutlu olacağım. Ay ben de acıkmaya başladım ha. Real life acıkmaya başladım. Şöyle aradan sıyrılayım. Sıyrılamadım. Umarım cinayet işlememişimdir. Neyse yani. Kötü ortam abi. Bowling'e giderken. Dert mi dökülür ya? Ulan var ya. Şu kızdan da red yedim. Aha bir tane daha strike. Şu herif de bana kazık atmıştı. Aha spare. What?
Ne? Tamam da abi, polissin de yani neden elinde M4 ile metro girişine duruyorsun? Türkiye değil ki burası. Neyse. Amerika, hoş Amerika, evet burası Amerika, tamam. Tamam. Ya burada görmeye alışırız böyle şeyleri. Metroda öyle bekleyen güvenlikler falan filan. Polisler okey. Okey olma sebebi okey değil tabi. Orası başka bir sebebi. Buluş sağlayan şartlar okey değil ama. Amerika'da da büyük ihtimal çok okey değil. Neyse okey. İşte bu oyun sayesinde de Amerika ile ülkemizi kıyaslayıp aslında çok da bir fark olmadığını anlıyoruz. Nasıl ya, Burger Shot'a gidebiliyor muyuz? Gidelim. Aa, acıkmışız bowling'den. Tamam. İyi. Ne kadar salaksız olduğunu görebiliyorsun diyor. Nasıl ya, biz daha da takılabiliyor muyuz yani böyle? Yolda başka bir şey görürsem ben yine uğrarım. Uğrarım, acımam yani. Ama hoş geldik büyük bir ihtimalle. Neyse, güzel oldu. Bowling sonrası McDonald's yapmış olduk. Güzel oldu yani. Bir de şey baksak tam AVM fan yani. Bu arada AVM'ye gitmeyin yani. Bu evde kalıyorsunuz değil mi? Böyle sağa sola pek gitmiyorsunuz. Bunu da bir şey yapayım yani, öyle küçük bir artık yoklama mı diyeyim? Yoklama diyeyim herhalde. Böyle bir yoklama da yapmış olduk. Hala şey kullanıyorum, Roman'ı, kaçırdığımız arabayı kullanıyorum. Aradan dumanlar geliyor. Takılmak güzel de abi diyor. Bir yer daha yapalım bunu. Tabii tabii yaparız abi. Sıkıntı değil. Niko çok şeye bak ya. Sonunda kurtuldum şu heriften diye. Herhalde Niko'nun başını çok ağrıttı. O zaman şu Patrick McCreary'ye gidelim be sonunda. Şöyle yapacağım. Çatışmalara girerken mouse ve klavyeye geçeceğim. Çünkü sanırım normalde de karakteri bu şekilde sağa sola götürebiliyorum. En azından bowling oynayabildiğimi öğrendim. Net bir şekilde daha iyi bowling oynuyorum böyle. Normal bowling'e gidersem de yanıma bir kontroller alacağım. Bunu muhabbetini çok duyacaksınız bu arada. Kontroller muhabbetini. Yani yıllarca klavyeye şey olduktan sonra, alıştıktan sonra... Sıkıntı değil. Tam şu noktada sıkıntı olmaya başlıyor olabilir çünkü arabadan dumanlar geliyor. Bari gittiğimiz yere gidelim de ondan sonrası önemli değil. Bu girişte gidemeyeceğiz gibi ama. Efendim Roman. Ne aldın? Aa. Nasıl aldın lan? Wasn't so long ago that your dad's got you kidnapped by the Russian mob. That was a cold streak. Now I'm hot, cousin. Hotter than a model will be bedding. I can't lose. Wrong. Lan çekilin yoldan. Spoken about your gambling. Wait until you see ha, ileri. Neyse, evimiz oldu artık. Alcon Coin'de bir evin var. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. İki tane evim var yani bu durumda. Hocam. Efendim Bruce. İşin olmadığı zaman beni arada, şehirde yeni yarışlar var, haberin ola. Yarışları yapalım mı ahbaplar? Ne diyorsunuz ya, bu bölümde değil de böyle genel olarak. Teşekkürler. Yarışları yapabiliyorsanız yaparım yani. Genel olarak iyi değil ama bu arabayla da şey, bu kontrolörle de bayağı zevkli olabilir. Böyle bir bölümde de full yarış falan yaparız. Yarışları bir aradan çekeriz. Sonuçta abi, bu oyunun iki ana mekanizması var. Araba sürmek ve ateş etmek. Arabası sürmek kısımlarında yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yine ilk bölümleri dediğimiz gibi. Değerli ahbaplarım. Bazen tekerlekleriniz konuşacak bu dünyada. Ben şöyle biraz geri gideceğim. Ki siz ileri gidebilin. Bakın cömertlik yapıyorum size. Sana yapmıyorum. Sana yapmıyorum. Sınırını bil. Efendim Dimitri. Allah kahretmesin seni Dimitri.
I have nothing to say to you. I nearly ran into your cousin the other day. My friends were hanging out with him. The party got busted up, though, before I got there. I wish you had been there. We could have had some fun. İyi konuşuyorduk ha. Çekil. Çekil abicim ya, ne nasıl bir inat lan bu? Nasıl bir görev bilinci ya? Arabaya zarar vermeyeyim diye şey yapmıyorum ha. Sağa sola çarparak gitmiyorum. Yoksa banlıya öyle gidecektim. Şimdi polisle başım derde girer, bir şey olur. Umarım bunu söyledim diye. Polisle başım derde girmez. Oh. Giriyordu. Ulan şu destinasyonumuza, hedefimize gitsek de. Hayatımda hiç destinasyon kelimesini de kullanmamıştım. Çünkü yok öyle bir kelime. Hah geldik. Ay geldik, sonunda geldik. Hadi bakayım. Yüreklerdeki kin. Selam teyzeciğim. All of your brothers and you Patrick and you Kate. Who's going to judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the year? No. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug-dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my tanıştığımıza memnun oldum teyzeciğim. Scared a bit to life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Tanıştığımıza memnun oldum hanımefendi. Bye. Lady'm. Prensesim. What a girl. I think she likes you. Öyle mi? To the wise, though. She don't put out, which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Hadi çıkalım ya, boş yapma, hadi çıkalım. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Tamam hadi, işi yapalım. Video da uzuyor çünkü. Ne, kayıt kaydedilmiyor mu? Kaydı durdur. Ha? Nasıl lan kaydedilmiyor? Senin arabanı kullanacağım abi, hemen burada duruyor çok. Okey. Şimdi benim arabam nerede diye soruyor ya. Oğlum iş yapacağız, birlikte iş yapacağız. Sen hep iş yaptığın insanların arabasını mı kullanırsın? Ben, okey ben öyle yaparım ama. Doğudan mı? Doğudan dediğin Doğu Avrupa'dan mı? Orta Doğu'dan mı? Ha, İtalyanlar. First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. İtalyan mafyası yani. Time okay. To be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll Ay, be Ay çok güzel ya. New York mafya hikayelerine bağlıyor buradan sonra. Gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. GTA 4'ün bu olayını çok seviyorum ya. Neydi şu yönetmenin filmlerine bağlıyor. Bir noktada. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz lan? Neden böyle olaylar yapıyorsunuz, hamleler yapıyorsunuz? Lan şuna bak. Delilik. Ya Avrupa çetin bir yerdir. Abi kim öldü ya? Motordan birisi düşmüş. Birisi öldü yani şu an ha. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. Kimseyle kurulmaz lan bir sen. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. In a male bonding about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying.
İyi bakayım hadi. Bu samimi, inanılmaz samimi muhabbetin ardından. Lütfen önümüze atlamayın San Andreas'taki gibi. Son of a gun. Son of a gun ne abi? Neden bir silahın oğluyum diyorsunuz? Yani bilmem neyin oğlu ile silahın oğlu demek, yani nasıl böyle bir alternatif buluyorsunuz ya? Ha okey. Tamam küfür etmeyin. Yani kibar olun da hani. Son of a gun ne? Belki oradaki silah bizim, yani çok inorganik olmayan silah mı? Aa. Tamam, çıkıyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Devam. Hızlı. Video çok uzadı hadi. Polislerden kaçacağım diye video uzadı. Burası duvar abi. Burası senin her zaman gittiğin rota mıdır? Buradan nereye çıkacağız abi? Hep bunu hep böyle mi yaparsın? Bu ne abi? Okey neyse hadi devam edelim o zaman. Hiç yardım etme. Evet. Ulan inşallah balık çıkmaz ha. Böyle esprileri genelde hep önceden hazırlıyorlar. Aa bak silahlar yerine balık çıktı. Yani veya artık nasıl bir şey varsa. Okey. Peki aslında Doğu Avrupalıymış yani. Kökenleri oraya şey yapıyor. O yüzden bu şekilde oturabiliyor. This is where the deal's meant to be going down. Here's the boat, right on time. O kadar az kutu mu var? Ha yo, bu zamanda geçiyor. On the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Hmm. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Aa, çok keyifli. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking. Neden abi hepsini buradan aldemez miyiz? Konteynerlerin yardımıyla aşağı inebilirsin. Okay. Well. Especially konteynerlerin üzerine mi atlayacağım? Abi tırı çal. Oldu canım. Ya abi. Üf. Tamam. Herhalde AK-47'yi almaya gerek yok bu noktada. Lan hayır lan dur Amerikalı değiliz biz. Birimiz İrlandalı birimiz Sırp. Yanlış anlaşılma var. Çok yanlış yerdeyim şu an. Hayır arkaya. Niko. Oh. Patla lan. Oğlum patla. Patlamadı okey. Sıkıntı değil. Çabuk Nika çabuk. Oo, bir taşta üç kuş. Hadi 2.5 olsun. Hemen dibimde herif var. Aa onu da alamamışım. Ha headshot mıydı o? Lan. Bu headshot'ta. Sen patlayıcı mısın? Değilsin. Aa! Okey, aa deyip öldürdüm. Cool. Ne lan bu? Nasıl silah kullanıyorsunuz? Ha, MP5 tarzı. Okay. Geri zekalı. Böyle savaş taktiği mi olur? Yanlış iş yapıyorsunuz. Sonra neden Amerikalılar bizi, Amerikalı sandığımız Sırplar ve İrlandalılar bizi soyuyor? Burada birisi var mı? Yok.
Hocam ben ilk önce bir silahlarını çalacağım. Çünkü kar, bu da karlı biliyor musun? Mermiler, silahlar aslında pahalı şeyler. Hadi lan! Gel, vurma! Lan! Vurma. Burada bir şey var mı ya? Olsa parlardı gibi. Kim sıkıyor lan? Sağ taraftan biri sıktı. Bak bak! Oy, okey. Diyan için bir panik yaptım, neyse. İyi oldu, mermileri yeniledik. Bu vesileyle. Hayırlı bir işe de imza... Pek hayırsız bir işe... Selam. Evet, selam. Hayat nasıl gidiyor? Saç tıraşınızı çok beğendim, kotlarınızı çok beğendim. Böyle... Okey. He, çok aldın beni. Beni benden aldın şu an. Başka birisi yok burada değil mi? Lan! Silahını ver! Tamam Nico, küfür etmeye gerek yok. Hepsi öldü zaten. Hepsi öldü değil mi? Ölmemiş, hepsi ölmemiş. Abi. Şimdi hepsi öldü mü? Acaba, artık acaba hepsi ölmüş olsun mu? Sanırım hepsi öldü. Ben yine şeye geçiyorum. Kontrolöre geçiyorum. Evet Nico, hadi bakayım. Bin. Peki, bekle, tıramesin. Sen bize bir şey yapmayacaksın değil mi? Sen öyle. Ha okey. Sen ölecektin zaten. Ha, ben öleyim diye ayağa kalktım bir. Okey. All right Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's Lock in Westminster off of Union Drive West. Union Drive West mi? Nereden gideceğiz oraya? Tamam, ben buradan gitmeye başladım. Ters yöne girmişim. Okey, sıkıntı değil. Şuradan döneriz. Bombalı olsaydı bu görev bitmişti çoktan. Yani bu araç bombalı olsaydı, bomba taşıyor olsaydık ölmüştük. Hayır değil mi işte? Allah kahretmesin. Sanki... Aha, şimdi araçlar konuşacak. Dur, tekerlerimi konuştum. Polisler var. Polisler var, sıkmasak mı acaba? Ah. Neyse, ne yapacağımı anlamadım orada. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Kamyonun önüme geçmesem mi acaba? Neyse, belki bombayı atsak şey olacaktı. Adam nasıl öldü lan öyle? Umarım ölmüştür de. Adam bana hız verdi. Teşekkürler, sağ olasın. İşte iyi kalpli mafyalar bunlar yani. Şeyler abi, hani mafya zaman bir onurumuz var. Ayrıca taksi de getiriyorum beraberimde. Güzel olacak. Evet, onları da kaybetti zaten bizi. Biz böyle iltifat edince onlar da, bunlar da güzel insanlarmış deyip gittiler. Aa, şerefsiz bize bakıyor. Arkadan polis geliyor ha. Ha bu evet, polis. Evet, polis yanımızda dursun zaten. Evet, evet. Her şey çok okey. İki tane polis durdu yanımızda. Nico, come over here. Selam. Ben Nico. Sırp. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Ara ara. Ama telefon numaramızı almadan gidelim yani. Hoş, büyük ihtimalle biliyorsunuz numaramızı ama. İyi bakayım. Ve ahbaplarım, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Selam hanımefendi. Çekilirsiniz şeyden, çok sevinirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlarım. Umarım keyif almışsınızdır. GTA 4'ün bölümünden hafif biraz uzun bir bölüm oldu. Bilmiyorum son şey ne kadar olur ama. Böyleydi yani, Nico'nun başından böyle olaylar geçti. Dediğim gibi önceki bölümün
En azından yayınlanmayan bölümün bir kısa bir özet gibi bir şeyini istiyorsanız bir şeyler hazırlarım. Böyle tuhaf bir bölüm koyarım yine ortaya. Öyle. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.